Merhaba ben Tufan. Ben Maran. Ya Tufa daha önceki videolarımıza baktığımız zaman biz iş modeli iş planından girdik. Biraz vizyondan bahsettik. Bir işi ele aldık. Farklı konulara girdik çıktık. Bir de dünyanın değişmesini, iş hayatının, ekonominin değişmesi, yaşamın değişmesinden de biraz bahsettiniz. Çünkü o noktalara da giriyoruz. Kuşakların değişiminden bahsettik. Bazı noktalarda teknolojiler dedik. Ya biz neleri duyduğumuzu neleri gördüğümüzü veya bizim ilgimizi çeken şeyler neler onları biraz tartışalım. Çünkü bizim gördüğümüz şeyler genelde bir şeyleri takip eden insanlarız genel olarak. Evet. Ee, belki ilgi çekebilir yani bu konulara ha, gerçekten biz de bakalım veya biz de hissediyoruz diyebilir insanlar. Aslında ben şu sıralar şeyi çok takip ediyorum bir iki senedir falan. Bu değişimin getirdiği sosyal yap değişimin yanı sıra teknolojik değişimin getirdiği Hı -hı. sosyal değişimin yanı sıra şirketlerde bir değişimi yaşanması zorunluluğu var. Kesinlikle. Bunu yapabilenler var, yapamayanlar var. Bir de bunun getirdiği bizim çalıştığımız işteki değişim var. Yani, nasıl? Beyaz yakalılar olarak biz şu anda çalışanlar diye bakıyoruz kendimize. Hı hı. Ama yarın böyle kalabilecek miyiz diye bir soru var ortada. Tabii ki. Tabii ki. Ee, i̇ki tane de temel sorun var. Şirketlerin ömrü kısalıyor. Evet. Öngörüler şu, ben kendimi yaş olarak vermeyeyim ama senin yaşındakiler emekli olana kadar 7 ile 14 yaş arasında sektör arasında değişim yapmak durumunda kalacaklar. Doğru. Çünkü biraz şöyle bir şey var artık sektör tecrübesi çok fazla alakalı bir şeyden ziyade yaptığın işteki uzmanlık çok önemli hale gelmeye başladı belki de. Ve o uzmanlık şirketler belli dönemlerde ihtiyaç duyuyor. O süre gelen bir ihtiyaç değil. Çünkü o şirketin içerisinde evet. bulunduğu sektör değiştiği için... O uzmanlık başka yerlere gitmek zorunda. Ayrıca o uzmanlığı da çalışan tarafından baktığım zaman sürekli değiştirmen gerekiyor. Aynen. Ben mesela e, şimdi sana söyleyeceğim, sen belki bana o ne diye soracaksın. Çok iyi Fortran, Cobol, esanbalar kullanırdım. <gülüyor> <gülüyor> duydum onu bunu? Duydum. Mu? Öyle bir şey Tarik varmış eskiden. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. Eskiden varmış. E, aslında bir de şirketlerin yapısı değişiyor. E, sistemin yapı özü ne? Şirket e, karlarının Maksimize edebilmek için maliyetlerinizi minimize etmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki. Bunu yapabilmek için bir takım şartlar var. Ee, hepimizin özellikle kurumsal şirketlerde çalışan arkadaşlarının çok duyduğu e, performans yönetimi, aslında ölçme birimi. Evet. E, i̇ş e, tanımı. Hı hı. Bir işi tam olarak belirleyebildiğin zaman, ölçebildiğin zaman da bunu herkese yaptırabiliyorsun. ...sana yaptıracağım bunu taşerona yaptırmak... ...benim için çok daha ucuz. Olabilir, kesinlikle. O zaman bu senin işini de yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Senin demin konuştuğun süreci de... ...bunun içine kattığımız zaman... ...benim yanımda 20 yıl çalışacak adama ihtiyacım yok. Zaten ben 20 yıl yaşayıp yaşayacağımı bilmiyorum. Aynen öyle. Senin uzmanlık alanını da taşerona verebilir... ...hale geliyorum. O zaman da şöyle bir şey başlıyor. Biz artık... ...beyaz yakalı olan çalışanlar değiliz. Tabii robotu falan katmadım bu işin içine. Biz bir iş yapıyoruz. Kendi çalıştığımız mesleğimizi, işimizi veya memuriyetimizi bir iş gibi düşünmeliyiz. Evet. Kendimiz iş sahibiyiz. Ee, bizim değer önerimiz nedir? Tecrübe. Tecrübe. Bilgi. Aynen. Yetenek. Bu değer önerisini hangi müşteriye veriyoruz, hangi müşteri segmentine? Buna ihtiyacı olan bir şirket veya patrona. Ama bir şirket ortamında, bir organizasyon ortamında o organizasyon o pozisyon için muhtemelen o değer sadece belli bir kısmına ihtiyacı var. Evet. Ama diğerlerini kullanamıyoruz. Kullanamıyor olabilir. Ama taşeron olan yani bizim esasında taşeron belki biraz eski bir laf kalabilir ama şu anda freelancer lafı, serbest çalışan lafları, internetten... Şu anda Türkiye'deki insan Amerika'da, Çin'de, Endonezya'da, Malezya'da iş bulabiliyorken, Avrupa'da iş bulabiliyorken, orada değer önerisinin tamamını satmaya başlıyorlar. Çok O zaman doğru. bir anda serbest çalıştığınız zaman insanlar daha değerli hale gelmeye başlıyor. Çok doğru. Bir de e, bu sefer sen tam bir şirket olup altına başkalarını da çalıştırmaya başlıyorsun. Aslında gidişatı gösteren çok önemli bir şey var. Evde çalışmak kavramı. Evet. Ben niye senin evde çalışmamı istiyorum? Sadece verimin artacak diye değil. Sen buradan çıktıktan sonra senin çay para, kahve para, metrekare çok önemli. Sana verdiğim metrekarenin kirasından Tabii ki. ve birçok şeyden tasarruf etmeye başlıyorum. Bir de şunu da diyebiliyorsun, en taşeron çalışırdığın zaman, evde çalışırdığın zaman. Ben senin buraya gelmek için harcadığın zaman artık para vermek istiyorum. Ben evet. senin uzman olduğun işin çıktısına para vermek istiyorum diyorsun. Ben de teşekkür ederim Tufan. Ben tamamen bu işi yapacağım ve yaptığım evet. iş kendi değerli olduğum kısmından para aldığım için de çok mutlu ve bu arada senin gibi birçok insana da paralelde aynı işi yapabilir. Evet iş yapabileceksin. Dolayısıyla gelişim işimiz açısından böyle gidiyor. Bunun yanı sıra şirketler de değişmek zorunda. Artık flat organizasyon, düz organizasyonlara geçmek zorundayız. Her organizasyon kademesi arttığında sıkıntılar artıyor. Doğru. çünkü artık insanların talepleri, beklentileri, hedefleri de başka. İnsanlar artık parayla satın alamıyoruz. İnsanlar Sadece para değil, değer verildiklerini, yeteneklerinin kullanıldığını da hissetmek istiyor. Dolayısıyla eski bildiğimiz her şey bence bugüne kadar hala geçerli olan birçok şey artık sona ermedi. Peki bununla niye şimdi oldu? Yani evet kuşaklar arasında bir beklenti farkı var. Evet maliyetler konusunda şirketler Hı -hı. daha fazla sıkıntı yaşıyor. Ama kuşaklar arasındaki farklılık, şirketlerin maliyet odaklılığı vesaire bu en baştan beri olan şeylerdi. Şu anda bazı teknolojilerle, trendlerle bazı bunu sağlayabilen bazı faktörlerin iş dünyasına girmiş olması veya eskiden de olan şeylerin biraz daha popülerize olmuş olması gerekiyor. Ben bu internetteki iş paylaşım dünyası araçlarının çok fazla kullanılıyor olması bunlardan biri olarak görüyorum. Cep telefonumuzun eskinin bilgisayara kadar güçlü hale geliyor olması, dizüstü bilgisayarla sadece ofis ortamında değil her yerde birebir aynı işi yapabiliyor olmamız bazı şeyler var. Senin gördüğün bu değişimi hızlandıran şeyler ne oldu son yıllarda? Aslında e, insanlık tarihi iki buçuk milyon yıl. <laughs> Bildiğimiz tarih beş milyon. yıl. Yaşadığımız bütün teknolojik değişikliklere bak son iki yıl. <laughs> e, senden önce e, babana geçme ama benim babam bütün yaşamını bir tek işler halletti. Evet. Ondan önce 5 nesle gittiğin zaman 5 nesil aynı işi yaptı. İşte nalbantlık yaptı, demircilik yaptı. Hayatını idame ettirdi. Çünkü son her şey son 200 yılda değişti. Ee, buhar makinesinin bile çıkışı 230 yıl. Doğru. Ee, sen e, laptopların içine doğdun muhtemelen. Ben mainframe'leri frame, yaşadım. Bu masa kadar disk işte 256K iken... Şimdi şu kadarcık şeyin çok güzel bir örneği vardı. O mikro CD'lerin, SD'lerin 5 yıl önceki bugünü. Hı hı. Terabaytlar sığdırmaya başladık. Bütün bunlar her şeyi çok hızlı değiştiriyor. O değişimin de insanlar üzerindeki etkisi şöyle. Sen doğduğunda gördüğün her şeyi hayatın bir gerçeği ve varsayımı olarak alıyorsun. 30 hı hı. yaşına kadar bütün yenilikleri kabulleniyorsun. 30 yaşından sonra da... Yeniliklere yabancı bakmaya başlıyorsun. E, bütün değişim 200 yıl içinde olduysa her 10 yılda bir doğanların gerçek hayatı bambaşka olmaya başladı. O da direkt e, düşünce ve yaşam biçimlerine yansıdı. O zaman şöyle bir şey var. Gerçekten e, önümüzü görebilmek için, yani bir şirketimizi, bir organizasyonumuzu doğru bir şekilde yapılandırıp başarılı olmak için iş dünyasında... Esasında yapmamız gereken şey statik bir yapıya sahip olmaya çalışmak. Statik başarılı bir yapıya sahip olmak değil. Ee, bir anda Bruce Lee'nin lafı aklıma geldi. Sıvı olmak lazım. Evet. Sıvı halde bir şirket haline gelmek lazım. Gelen Çok her şeyi bir şekilde arkadaşım. içine alabilmek lazım. Çünkü dünya çalışanlarımız, müşterilerimiz, bizim iş yapmamızı sağlayan teknolojiler... Bu arada Türkiye herkes için geçerli bu tabii de... Türkiye hiç olmadığı kadar dünyanın içerisinde ve yakın. Gene bu teknolojiler sayesinde, bu bilgi çağı sayesinde biz sıvı bir şekilde sadece önümüzü görebilir ve adapte olabilir bir hale gelmemiz lazım. İşte liderin de görevi bu sıvıyı yaratıp bu sıvının akmasını sağlamak aslında. Eğer bunu yapamıyorsa lider değil yönetici bile olamıyor insan. O zaman biraz admin bakışında bir evet, şey oluyor ve admin işte. bir adminin başarılı olması için de bir yapının doğru bir şekilde ...belirlenebiliyor olması ya, belirleyebiliyor lazım. Belirleyebiliyor musun artık? 5 sene sonrayı göremeyiz diye konuştuk. Aynen öyle. <laughs> Neyi belirleyeceğiz? 5 sene sonra anca nereye varmak istediğimizi bizim görebiliriz ve biliyorum. adamlarımızı Hayal ediyoruz. Kesinlikle öyle. Ee, biz burada tabii şimdi... ...daha çok teknoloji kısmında ve dünyanın değişiminden bahsettik ama... ...bizim ilgimizi çeken konulardan bahsettik. Direkt ilk anda... ...hesapladığımız konulardan bahsettik. Aslında duyduğumuz çok daha fazla şeyler var işte nesnelerin internetidir, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik vesaire. Çok fazla konu var ama bunda biraz yönlendirme almamız lazım bizim daha önceki zamanlar için. Ne düşünüyorsun? Yönlendirme almamız gerekir derken nelerden konuşacağız? Konuşacak bir sürü şey var. Bir kere nesnelerin internetine gelmeden önce 3D 3 boyutlu baskıyı konuşmamız lazım. Robotları konuşmamız lazım robotların sadece mekanik değil düşünsel işleri algılamaya başladıklarını ve kullanılmalı gerektiğini düşün, konuşmamız lazım. Ondan sonra da neye geçmemiz lazım biliyor musun? Bütün bunların atıl bıraktığı iş kapasitesinin nasıl geri sisteme döneceğini konuşmamız lazım. Of çok uzun konular. Değil mi? Dersiniz. o zaman bence biz bir yemeğe çıkalım. Yemekte neler yapabileceğimizi düşünelim. Bu arada hashtagimizi biliyorsunuz plan mı model mi? O hashtag üzerinden de lütfen nelerden bahsetmemizi istediğinizi bize söyleyin. Biz de o konuları biraz daha art, araştırıp gelelim. Çünkü biz kafamıza göre burada kahvemizi, suyumuzu verdikleri sürece saatlerce konuşuruz ama sizden de biraz geri bildirim almak istiyoruz. Ayrıca beğeniyorsanız lütfen kanala abone olun ve sormak istediğiniz her soruyu videonun altında sorabilirsiniz. Yanıtlamak için elimizden geleni yapacağız.